Bu dersimizde Oracle veri tabanında PLSQL komutlarından go to cümlelerini inceleyeceğiz. Go to etiketleme ile kod içerisinde bir yerden farklı bir yeri etiketlemeyi, yani işaret etmeyi sağlar. Hani zıplamada diyebiliriz buna. Örneğin X kod bloğundan farklı bir kod bloğuna geçiş yapılabilir. Bu şekilde özetlenebilir. Bunun kullanımını bir prosedürle inceleyeceğiz. Bu prosedürü oluşturalım. Create or replace prosedür go to proc dedim. Prosedürün adı. Buna dışarıdan vdebug diye bir number veri tipine sahip in parametresi, yani girdi parametresi kullanacağız. In demek dışarıdan verilecek bir değer demek. Dışarıdan alınacak bir parametre. Burayı kapatıyoruz. Ondan sonra as ve begin end bloğunu açıp kapatıyoruz. İçerisinde bir if kullanıyoruz. If diyoruz, eğer vdebug değişkeni eşittir 1 ise, yani dışarıdan alacağımız değer 1 ise, then go to son. Son isimli label'a git. Son isimli etikete git. Son isimli etiket de burada. Yani dışarıdan biz bu prosedüre bir değerine sahip bir değerini verirsek, bu burada kontrol edilecek ve if sonucunda, buradaki karşılaştırma sonucunda bir gönderdiğimiz için ve bu şarta uyduğu için if içerisindeki go to son komutu çalışacak ve go to bizi son isimli etikete fırlatacak. Bu da şu anlama geliyor. Normalde bildiğimiz gibi kodlar yukarıdan aşağı doğru çalışır. Eğer buradan çıktıysa normalde buranın çalışması gerekiyor. Yani ekrana SQL Server 2008 yazması gerekiyor. Fakat biz burada dışarıdan bir parametresini atacağız. O burada onaylanacak. Çünkü burada bunu sorguluyor. Eğer vdebug değişkenindeki değer dışarıdan gelen değerle eşitse, yani 1 ile bu değişkenin değeri aynıysa, go to son diyor. Yani son isimli etikete bizi gönder anlamına geliyor. Yani dışarıdan bu prosedüre 1 verdiğimizde, 1 parametresini verdiğimizde bizi DBMS output putline Oracle 11G komutunu çalıştıracak ve ekrana bunu yazacak. Oracle 11G diye yazması gerekiyor. Şu şekilde derliyorum. Başarılı bir şekilde derlendi. Prosedürü şu şekilde çalıştırıyorum. Execute, go to proc. Gördüğünüz gibi bir değerini atadım ben. Parametre olarak bir veriyorum. Şimdi çalıştırdım. Bunu şu şekilde gördüğünüz gibi bizim işlemimiz başarılı ve ekrana Oracle 11G yazdım. Şu şekilde set server output on diyerek bunun script output kısmında bu prosedürün sonucunun yazılmasını sağladık. Bu şekilde tekrar özetleyelim. Biz dışarıdan bu prosedüre bir değerini verdiğimizde bu if ile sorgulanıyor ve diyor ki dışarıdan gelen değer, yani vdebug değeri, vdebug değişkenindeki değer 1'e eşitse, bakın 1'e eşitse, bunun içerisindeki go to son etiketini çalıştır. Go to burada bu son isimli, gördüğünüz gibi iki tarafında, sol tarafında iki tane küçüktür işareti, sol sağ tarafında da iki tane büyüktür işareti, içerisinde etiketin adı bu şekilde tanımlanıyor. Yukarıda tanımlama şeklini gösterdiğim gibi. Go to yazdığımızda ve bu etiketin, herhangi bir etiketin adını yazdığımızda bizi o etikete yönlendiriyor. Yani o etiketten sonra yazılmış kodlar çalışıyor. Bu şekilde etiketlemeyle görmüş olduk. En temel anlatımıyla bu şekilde kullanılabilir.